Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda sizlere ters lale soğanı gübrelemesi, sulaması nasıl yapılır? Bu konu hakkında bilgi vereceğiz. Aynı zamanda ters laleler hakkında bilgi vereceğiz. Arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi kalibresi yüksek bir tane ters lale soğanımız elimizde mevcut. Bir önceki videoda dikimini anlatmıştım. Yine aynı şekilde, hızlı bir şekilde dikeceğim. Ayrıntılı dikim videosunu önceki videodan izleyerek görebilirsiniz. Sivri ucu yukarı bakacak şekilde diktik. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi toprağımız steril. Soğanımızı diktik. İç mekanda yetiştireceksek bu soğanımızın 1-2 ay dışarıda kalıp daha sonra iç mekana alınması gerekiyor. Dış mekanda yetiştireceksek sıkıntı yok. Bu şekilde olacak. Şimdi ılıman iklimde ise, bir önceki videoda anlatmıştım arkadaşlar. Ilıman iklimde ise soğanlarımızın üst kısımlarının, sivri uçlarının hafif açık olması bizim için uygundur. Eğer karasal iklimde ise, ne demiştik? Bu üst kısmının, sivri ucunun yaklaşık 1-2 santim daha kapatılması gerekiyor. Şimdi videomuzdaki amaç şuydu. Bu soğanın sulanması. Sulama işlemi ne zaman başlar? Sulama işlemi sivri uçtan yeşil aksam kısmının başladığı an başlar arkadaşlar. Yaklaşık olarak 15 ile 20 günde bir sulama işleminizi yapabilirsiniz. Burada hobicilerin en çok sorduğu soru şu: soğanlarım çiçek açtı, çiçekler hemen döküldü veya istenen kalibrede, istenen çapta ters lale soğanım açmadı şeklinde şikayetler. Burada arkadaşlar, bitki beslemenize çok iyi dikkat etmeniz gerekiyor. Bunun da kolay yolu, bitkinin yeşil aksamı çıktığı an dengeli kompoze gübre vermeniz gerekiyor. Özellikle fosfor ve potasyum ağırlıklı. Yani 4-15 ve pardon 3-15 dediğimizde ne var? %15 azot, %15 fosfor, %15 potasyum var. Buradaki fosfor ve potasyum değerlerinin maksimum seviyede olması gerekiyor. Fosfor ve potasyum hem çiçeğin çapının daha fazla olmasını hem de kök gelişimini hızlandırır arkadaşlar. Peki bir ters lale soğanı bitkisi için ne kadar dengeli kompoze gübre verebiliriz? Arkadaşlar, verecek olduğunuz yaklaşık olarak bir çay kaşığı kadardır. Fazlası direktmen yakar. Benim konu hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Çiçek soğanı ve ters lale soğanı siparişleri için efidancım.com'u ziyaret edebilirsiniz. Teşekkürler.